Bismillahirrahmanirrahim. Bir dönem özel dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda 15 ünitenin olabildiğince kısa videosu diyelim. Olabildiğince özet hali nasıl olur? Cemillerin irap durumu. Kelime Cemil Müzekker Salimse ne olur? Cemi müzekker salim. Raf hali vav. Nas hali ya. Cer hali de ya'dır. Bitti. Örnek. Ra'ytu rafil tu el müctehidine. Meful mensup nas alameti ya'dır. Bak harf. Hareket değil. Ee, buna başka bir örnek ne verebiliriz? Nahnu mübteda el mukassiruna haber. Cemi müzekker salim. Merfu raf alameti vav. Vav'ın varlığı. Nüveddi'u muzari merfu raf alameti zamme gizli zamir nahnu fail misafirine meful mensup nasb alameti yadır. Cer haline örnek bulabilseydik iyi olacaktı. Burada cer haline örnek var. Nen zuruh muzari merfu raf, alameti zamme gizli zamir nahnu fail ila harfi cer la'ibine mecrur. Cer alameti yağdır. Cebi müzekker salim mecrur. Cer alameti ya. Misafirine mensup. 12 de ya ama. Ha, o zaman cebi müzekker salim ya ile yazıdır. İki durumda. Ne zaman? Nasbında da cerrinde de. Sen ya harfini gördüğünde o ya harfi nasb alameti olarak mı gelmiş? Cer alameti olarak mı gelmiş? incelemen gerekir. Başında harfi cer olduğu için kelimenin ya ile yazılması cer alametidir. Eğer başında muzaf olur. Mecrur bir kelimenin sıfatı olur. Mecrur bir kelime üzerine atfedilmiş olabilir vesaire. Bunun gibi durumlarda cer alameti olarak kabul edilir. Başında onu cer edecek bir etken yoksa nasıl alameti olarak ya harfini almıştır. Cey müzekker salimler muzaf olduklarında sonlarındaki onun harfi düşer. Bu durumda mukasiru veya müsafiri nun düşüyor ya. Sonuncu harf ya olarak da kalabilir yağ olarak da kalabilir. Şuradan nun giderse yağ kalmıştır. Nun düşerse vav kalmıştır. İki şekilde de karşına çıkabilir. Nun düştüğünde yerine elif gelir. Ona elifi farka adı veriliyor. Bu özet video geçiyorum. Cemil Müennes Salim nedir? Cemil Müennes Salim kelimenin sonu şöyle bitiyorsa Cemil Müennes Salim'dir. Ortalama %95 oranında öyledir. Nitekim Cemil Mükesserler de ele alırsak Cemil Mükesserler'de de bu şekilde biten kelimeler vardır. Ca et. Şuradaki esra arizi. Asli değil. Zamir değil. Mühendisli kalamet. Bu ta harfi. Et talibatu. Bak önce elif sonra ta gelmiş. O zaman cemi önüne salimdir. Hep böyle midir? Yüzde yüz değil. Bu şekilde gelen cemi mükesserler de var dedik. Nadiren. Çoğunlukta yüzde doksan beş oranında yani bu şekilde gördüğün kelimeler cemi öne salimdir. Cemi öne salimlerin püf noktası asla fetha almazlar sesimi yükselttim bak vurgulamaya çalıştım ünlem işareti koydum Bunlar her zaman soru çıkar çünkü. Ee, nedir? Raf alameti zamme. Nasbı da, cerri de esredir. Dikkat et. Şöyle takdir irat da alabilir. Zarat hüdayatul müsteşfa diyor şimdi. Sonunca elif elif hareke kabul etmediği için buraya zamme de veremezsin, esre de veremezsin. Değil mi? Gizlidir yani. Fete zaten almıyor. Neden almıyor? Yani kelimesi elifle bitmiş. Elifle biten kelime yani elifin bizzat kendisi hiçbir harekeyi almaz. Elif zamba almaz. Fetha almaz. Esra almaz. Hareke kabul etmeyen bir harftir kendisi. Şimdi nasıl halinde de esra aldığı için önemli bir durum var. Dikkat. Bakalım örnekler de vardır o. Şuraya konsantre olmaya çalışıyoruz. Rafi tufail dalibat meful mensup nasb alameti kesre. Selleme fiil tufay ala harfi cer dalibat mecrur cer alameti kesre. Kesre eşittir esre. Şimdi her iki dalibata da konsantre olursak ikisi de esre ile bitmiştir. Ama yukarıdakine mensup aşağıdakine mecrur diyeceksin. Aynı alameti alsa bile. Neden? O alameti alma nedeni ne? Yukarıdaki dalibat fiil, fail, meful. Yukarıdakini cereden bir etken yok. Dolayısıyla estesi nedir? Nasb alametidir. Aşağıdaki dalibatı cereden bir etken var. Nedir? Ala'dır. Ala harfi cer ya. Cer eder. Cer alamet olarak este demiştir. Düzensiz çoğullar yani cemi mükesserler. Cemi birçok vezni vardır. Burada bir takım örnekler verilmiş. Demiş ki şu kalıpta cemi mükesser var. Müfredi cüzdün iken cemi mükesseri çoğulu eczaun. Nefis kelimesin ki enfus. Misal emsele bak. Emsele kelimesi cemi mükesser diyor. Bunun gibi çeşitli kalıplar var burada. Talebi kelimesinin öğrenciler yani çoğul olduğunu bilmelisin. Cemi mükesser, cemi teksir, kırık, çoğul hepsi aynı şey. İrabı nedir? Müfret isim gibidir. Raf halinde zamme, nasbında feta, cerrinde esseyi alır. Birinci metne geldik. el <laughs> ehbari <laughs> yeşil çay için vardır. Lişay harfi cer ve mecruru eşittir. Şibih cümle diyoruz değil mi? Nedir bu? Haber. Mukaddem haber. Çünkü müptedadan, müptedadan önce gelmiştir. El ahbari esra almış. Niye? E sıfat. Neyin sıfatı? Şay kelimesi. Çay öyle çay ki yeşil olan sıfatı yani. Sıfat mensup uyumu vardır. Ehbar kelimesi efal vezninde. E, peki mübteda nerede? Mübteda faidetun fevaidu cemi mükesser cemi mükesserdir. E, faydalar manasına geliyor. Kendisi tek zanlı almış. Bak fark ediyorsun. Gayrımusarif de sizin üniteleriniz olduğu için neden tek zanlı almış? musariftir Niye gayrımusarif? Cemi mükesser olduğu için. Cemi mükesserlik öyle bir etkendir ki tek başına bu illet bir kelimeyi gayrımusarif yapmaya yeterlidir. Metni tamamını incelemeyeceğim. Tamamı daha önce incelendi der metinlerde atlayıp buraya geldim. Bunları biz detaylı olarak işledik daha önce. Mezit fiiller, mezit fiiller ünitesi yani baplar ünitesi kendi kendine şöyle bir başlı başına iki hafta, üç hafta işlenmesi gereken, üzerinde durulması gereken bir ünitedir. Yani bir saatte anlattık, geçtik, siz de anladınız. Bu söz konusu bile olamaz. Altyapısı olanlar için söylemiyorum. Onları zaten biliyor, olabilir ilk defa karşılaştım diyen e, altyapısı olmadığını düşünenler için uzun bir çalışma gerektirir burası. Efale vezni vardır diyor. Örneği ehrace. E, vezni var. Örneği yuhricu ifalen diye bir vezin de var. İfal içinde ihracan. İhracan, ihracun. Son harfin harekesi cümle akışına göre değişir. Önemli değil. Buna ifal babı diyoruz. Bu mezit bablar, mezit kalıplar, mastar gayrimimlerinden ad almaktalar. Mastarlarına göre isimlendirilirler. Yani bu nedir? İfal babı. Alttaki tef'il, mufa'ale, infi'al, ifti'al, tefa'ül, tefa'ül, tef istifal Buraya kadar saydığım bablar yaygın olarak kullanılır ve çoğu defa sorulur. Alttaki bablardan soru çıkma ihtimali az, kullanımı da azdır. Bu kitap şu an itibariyle mazi, muzari, emir, pardon mastarını vermiş. Bunun emri hazırı var, ismi faili, ismi fulü vesaire Mazi, ibaret değil. Ehraca, ehraca, ehracu, ehracet gibi çekimleri var. Muzarinin de kendi içerisinde çekimi var. Mastarın var, ismi failin, emri hazırın vesaire Yani burayı bakarak babları tam olarak anlamış olmazsın. Sadece bir görmüş olursun, duymuş olursun. Müzit fiillerin kazandırdığı yeni manalar olur. Örneğin nezele indi, nezeleyi enzele yaptırdı da indirdi olur. Nezele. İfal babını aktarmak istediğinde ne yapmış? Enzele yani ilgili fiilin evlerine bir hemze getirmiş. Fethalı bir hemze. Ve peşine gelen harf buradan durmuş fark etmez. Hemzenin peşine gelen harfe sukun veriyorsun. Enzele mazi elde ediyorsun. Yani iffal babının alameti evveline hemze getirmektir. Peşine gelen harfe sukun vermektir. Bab konusu çok ayrıntılı bir konudur. Bunu söylemekle yetineyim. Biz bu konuyu olabildiğince geniş bir şekilde işledik. Tef'il babı. Kebura, kebara. Aynı herifinine şedde veririz. Örneğin, alime, alime, sülasi mücerrettir tefile aktar. Şunu yapman yeterli değil. Allime olmaz. Anel fiilin hareketi olduğu önemli değil. Bu bağ aktardığında fetalayacaksın. Alleme olur. Artık esri değildir. Ke bu -ra. bak şurada mesela 5. baftan. Kebura sülası mücerrettir. Tefil aktardığında ke bura olmaz. Ke bera olur. Annel fiili fetalı olacaktır. Niye öyle? Yukarıda vezni vermiş zaten. Burada vezni boşa vermedi fa'ale. Bu kalıba aktardığın mazi fiilin aynı fiili fethal olmak zorunda. Muzarisi yufa'ilu bu şekilde olacaktır. Mücerretken e, aynı fiilindeki harekenin bir değeri yok. Bu bab aktarıldığında buraya göre yazılır. Şimdi bu babları bir de eksam-ı e göre irdelemek gerekir. Onun tablosu, pdf'si bizde var. E, ders yaparken sizlerle paylaşırız geldim e, buraya. Burada yine bir metin var. Tuaddu kabul edilir. Adde yauddu yuaddu tuaddu meçhul muzari. Ne kabul edilir? Kabul edilen şeyin el bukul. Peki ne kabul, bunun kabul edildiği şey nedir? Maslara kaynak kabul edilir. Bu metinleri de hep inceledik biz. Diğer metinleri de geçerek üçüncü üniteye gelmiş bulunuyorum muzari fiilin irabına geldik. Bak, kısaca muzari fiilin irabı diyebiliriz. Muzari fiil ya raf halindedir ya nasp halindedir ya da cezm halindedir. Cer değil. Fiil cer olmaz. Muzari fiilin irabına dair şöyle ilave bir PDF hazırlamış idik. Muzari fiile tekit nunu bitişirse fetha üzere mebni olur o muzari fiil. Kendisine nisve nunu bitişirse muzari fiil sukun üzere mebni olur. Bu iki durumda mebnidir. Muzari fiili bu yukarıda geçen iki madde bitişmezse muzari fiil mureb olur. Mureb ile mebni birbirinin zıttı. Mebni ne demek? Donuk, yazılışı sabit, değişmeyen. Neden dolayı değişmeyen? Bir amilden dolayı değişmeyendir. Murefse ise amilden etkilenerek değişendir. Muzari fil murep olursa şöyle 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 olur. Burada örneklerini vermişiz. Çizili yer, mebniler. Biraz daha küçülteyim. Yeşil olarak gördüğünüz yerler mevni halleridir. Yani cemi müennesler. Muzari nedir? Mebnidir. Raf halinde yazsan yine yensur ne? Başına lem getir yine yensur Lem getir yine yensur ne? Yani lem cezmeder etmiş mi? Yani sur ne yazıyor? Lem yani Len nasbeden ne? Len yani ne? Cezmeden olmasın, nasbeden olmasın, yalın halde yaz. Yine yani ne diye yazılır. Çünkü mevnidir. Cemi müennesleri öyle. Onun dışındaki değişir. Bak ten suru, lem ten tensur. len ten değiştirir. Muzların irabı önemli bir konudur. Bir de sonuncu cevap ile tarif olursa ne olur ne olmaz. Bunlar da var. Böyle ayrıntılı bir şekilde hazırlamış ilik. Bunlara bakarsın. Şöyle özet geçelim. Bir iki örnek üzerinde duralım. Mesela uridu muzari merfu raf alameti zamme. Gizli zamir nahnu fail. Meful arıyorsun. Geri kalanı meful. Nasıl meful? En var. Muzari nasip eder. Etmiş zaten. En yahudu ra. Muzari mensup nasip alameti fetha et tarif faili. Neyin faili? Yahduran. Uridunun faili nahnu. farklı farklı fark, fark yani. Şöyle bir tane daha aşağıda bakalım. Çeşitli edatlardan bahsediyor. Nasip edatları. Ehafu. <tuh> Muzari merfu. Raf alameti gizdi zammi, Gizli zamir nahnu fail. En nasip eder. Etmiş. Nasip alameti fetha. Entednüve minel kebişi. Biraz daha sardıralım. Bakalım başka ne var? Şunu anlatmış mesela diyor ki celestu li esteriha. aslında nedir? Bu li açarsan şudur yani onun izahı. Li en. Dur, yazamadım. Tekrar yazalım. Li en. Li an esteriha. Tamam. Li esteri en. Arada arada var? Gizli en var. Var mı yazıda? Yazıda yok da gizli olarak var. O en nasip ediyor. Hatta tecu'a. La te'kul yeme. Kim yemesin? Gizli zamir en Sen yeme. Hatta ta ki tecu'a acıkana kadar. Kim acıkana kadar? Ente sen fail. Sebka Yemel çeşitli şeyler var. Biraz daha sardıralım. Lem yef'ali. Lam da esra var. Niye? Lem cer mi ediyor? Yok ondan değil. Aslında lem yef'al mezum. Cezme alameti sukun. iltika sakinin dediğimiz şeyden ötürü ama arizi bir esre verilmiş. Bunların hepsi derste işlenmiş idi. Evet. Burayı da bu kadarla yetinelim. Elharat ortaya koydu. Dirasetun hadisetun. Modern. Yeni bir çalışma. Elhara. ifal babından mazi. Fetha üzeri mevni. Ta. Mühendislik Diraset. Fail ve mevsuf. Hadis onun sıfatı. Bunlar bu şekilde incelenmiş idi. Geçelim yeni ün. Dörde geldiğimizde iki muzari cezmeden veya hiç cezmetmeyenler de var. Şöyle bir bakalım demiş. İdma tüslif şeyen li gayrike tedfa semenehu. İntadrib kıttan yakmış. Şimdi in ne yapar? Cezmeder. Kaç tane? İki tane fiil cezmeder. İn şayet tedrib vurursan kim? Gizli zamir. Ente Sen vurursan ne? Kıttan bir kediye. E ne olur? Yakmış tırmalar. Kim tırmalıyor? Ne tırmalıyor? Gizli zamir. Hüve fail. O hangi o? Kıt. Yani kedi tırmalar kimi neyi ke seni ee, buradaki tadrip şart fiili entele beraber değerlendirirsen ent artı meful olan kıtta birlikte o zaman ne olur şart cümlesi olur yehmiş artı ve artı kef hep beraber cevap cümlesi ceza cümlesi sonuç cümlesi olarak değerlendirilebilir sondaki kef nedir mutasır mensup zamir meful lafzan fiyat hazirin mebni mahallen mensup in yadribi aslında yadrib değil mi saik fail, hisan meful ful yeteellem hüve Bunlar bu şekilde incelenmiş idi. Birden ama isim olarak değerlendirilen cezmedatları var. Men akıllı varlıklar, ma akılsız varlıklar genelde bunlar sorulur. Men ile ma arasındaki fark sorulur. Dikkat edin. Sardırdık. Şöyle bir yere denk geldik. ma sahmi ma her ne sah biz nesh edersek. Gizli zamir fay. nesh yani değiştirmek. Minayetin ayet türünden, cinsinden. Evet, nünsi unutturursak kim? Nahnu biz fail. Ha onu ayet yani. Ne ti ne olur? Ne ti getiririz. Ne ti aslında nedir? Ne ti yu. Ya harfi vardı sonuncak olarak. Yani şu anda yok. Silindi, hasfedildi. Niye? Cezme alameti olarak. Ta'daki esre. seni yani yanıtmasın. Ta'da niye esre var? Birisi onu cerme etti. Netti fiildir. Kimse onu ceredemez. Kendisi karşı koyar buna. Birden ne var. Cezmetmeyenler var. Aşağıdakilerden hangisi cezmeden edatlardandır? Hangisi değildir? Hangisi harftir? Hangisi isimdir? Hangisi murettir? Hangisi mebnidir? Hangisi değerlerinden farklıdır? Bunlara hazır olmanız lazım. Lemma nezzel el mataru raba ez zer'u. Lemma muzari başında cezmeder ama mazi başında ne iş yapar? mazinin başında muzaf olur. Ha o zaman mazifi muzafun ileyh mi yok cümle olarak değil mi? Şey fail bu komple cümle olarak ne olur? Muzafun ileyh mahallen mecrur olur. Elav te'anna alam te'enne ye idi hareke vardı ya harfi elif'e dönüştü i'lan gerekçesiyle elif hareke almıyor. O yüzden sakin olarak yazılmıştır. İlaller çok önemli bunları. işlemiş idik daha sonradan ilalden sorumlu olmadığınız ortaya çıkmıştır. İn ta'fu aslında nedir? Afeve. Ya'fu ta'fu vu. Aslında şöyle ta'fu vu. Sonda vav vardı. Ta'fu vu. in geldi başa. İn cezmeder. Ta'fu yok öyle değil. Sonuncu harf illet harf. İllet düşürür yazıda. Sildirir yani. Yok eder. Onun cezme alametidir. Yani alamet harfin orada bulunmaması. Bulunmamış. Dolayısıyla an itibariyle sonuncu hafta zammeyi gördüğün in amel yapmamış, yanlış yazılmış gibi bir düşünceye kapılmamalısın. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Başka yeni bir isim mevsullere geldik. İsim mevsulleri ezberlemeniz gerekir. Hangisi nedir diye. A'rifu muzari mef'ul raf alameti zammi gizli zamir ene fa'il mef'ul. Kendisi elif peşine ellediği gelmiş. Elle oldu? Sıfat oldu. Neyin sıfatı? Sağındakinin sıfatı oldu. Yani zuru hüve hüve fail ileyna mefhul. Ra'aytu elli elli Çeşitli görevleri var. Esim ve irabını bilmek lazım. Sadece tesnileri murep, Müfret ve cemileri mevnidir. Elle dâni elle dâni Cerrinde de nasbında da yağ alır sıra hale geldi. La tekulu yemeyin sizler. Va fail elif elife farika nunun düşmesi cezm alameti la lay nahiye Cezme der. Nunun düşmesi cezm alameti. Et taame yemeği meful mensup nasb alameti fetha. Kendisi zulhal, zilhal, sahibul hal gibi adlar vardır yani. Harra sıcak iken sıcak olduğu halde kim sıcakken sen mi yemek mi? Yemek ha o zaman tamam yani yemek ne oldu? Sahibul hal oldu. Haller genel olarak mensup olarak bilinir. Mukarrabe reca şuru fiilleri. Yuşiku el meridu en yebra'e. Hastan iyileşmesi yakındır. Yuşiku neredeyse el bu hasta en yebra'e. iyileşecek iyileşmesi yakındır manasında. Meridu. El ma'u. İde en zaman da yecmudu. Bu ikisi de merfu. Burada bir hata mı var? Yecmudu muzari fiil. Gizli zamir ve faili fiil cümlesi olarak haber olarak değerlendirilir. Cümle olarak. Yani ikisi de merfu, ikisi de isim gibi bir düşünce oluşmamalı. İstisna adatları sağ tarafta en sağ tarafta ne vardır? Müstesna min var. Ortada istisna edatı var. En solda ise müstesna var. Yerini bilmek lazım. Sağda müstesnamin, Ortada istisna edatı. En solda müstesnani kendisi var. İki konu var. Bir, bu edatların irabı nedir? İki, bu edatlar, istisna edatı ortadaydı ya. Bunların sol tarafında yer alan müstesnanın irabı nedir? İstisna edatlarının sağ tarafındaki kelimenin yani genel olarak müstesna min olan kelimenin irabı önemli değil. Çünkü o cümlenin akışına bağlı olarak değişir. Fa ise merfudur mesela. Harfi cer vardır başında mecrurdur gibi. Ama istisna edatının sol tarafındaki kelime kaideye bağlı olarak iraplanır. İstisna edatlarının irabı ise şimdi göreceğiz bu kitapta yazılı. Bu arada müstesnami cümlede bulunmayabilir de. Bulunabilir, bulunmayabilir. Satera tullabu ila ankarate illa istisna edatı talip müstesna. Müstesnami hangisi? Ankara mı? Bir öğrencinin Ankara'dan çıkartılması yani matematik işlemi olarak bu uygun değil. Mantık olarak öğrencilerden çıkartılması. Cins, tür olarak baktığında uyumlu olan talip tullab. Müstesna min zaten ya cemidir ya da müfret olsa da cemi manasındadır. Kavm kelimesi. Kavmün nedir? Lafız olarak müfrettir. Mana olarak çoğuldur ama. Kavm tekçiden oluşmaz bir grup topluluk manası içeriyor. İşte müstesna böyle bir lafızdır. Müstesna ise ondan çıkartılması matematiksel olarak mümkün olan bir şeydir. Müstesna ile alakalı kaidelerin ezbere bilinmesi gerekir. Atfın nesek atıf konusu. ne nesek? Harflerle yapılan atıf demek. Çeşit atıf harfleri var. Matuf, matufun ali. Az önceki istisna gibi anlatabilirsin. Diyebilirsin ki ortada ne var? Atıf, edatı. Sağda ne var? Matufun aleyh var. Atıf edatının solunda ne var? Matuf var şuradaki kelime. Atıf edatı ne işe yarar? Sağdaki yere bu sola aktarır. Yani sağdaki diyorum da Matufun aleyh her zaman atıf edatına sağındaki en yakın kelimedir demeyelim. Daha daha sağda da olabilir. Atıf edatının görevi matufun aleyhin irabını matufa aktarmaktır. Harekesini değil bak dikkat et. Matufun aleyh belki ne diyelim vav ile merfu iken matuf olan kelime belki de elifle merfudur. İkisi de merfudur, İkisi de mensup, İkisi de mecur. İrab aynı İrab alametleri farklı olabilir. Ne diyece <laughs> el hu hu bu. Vavatı fafi ne iş yapar? Matufun aleyh olan kelimenin irabını ne yapacak? Matufa aktaracak. Aktarmış. Nedir? İkisi de merfudur. İkisi de zamme ile merfu. Atıf edatlarını manalarıyla birlikte ezbere bilmek gerekir benzer noktaları ve farklılık noktaları nelerdir? Bunları ezbere bilmek gerekir. Bedel konusu. Bedel de benzer şekilde. Sağ tarafta ne var? Mübdelün min var. Yani kendisinden bedel yapılan. Kendisine ait bir bedeli olan. Solda da ne varmış? Bedel varmış. Peki durum nedir? Durum bedelin irabı mübdelün minhe tabidir. Mübdelün min irabı her neyse bedel de aynı irabda olur. Peki mübdelin irabı nedir? Cümlenin akışına bağlı olarak değişir. Faildir, müttedadır, haberdir ve yani merfu olur. Peki mefuldür, haldir, temyizdir ha, o zaman mensup olur. Başında harfi cer vardır, muzaf vardır. Mecrur bir kelimenin sıfatıdır. Evet, el, elbette bu durumda mecrur olacaktır. Cümlenin akışına bağlı olarak değişir. Bedelin kısımları var. Bedelül kül, minel kül diğer adıyla mutabık. Ra'itu. Ra'fi tufa le tacira meful mensup nasb alameti fetha ve aynı zamanda mübdelün min kendisi. El halil ise bedeldir. Şimdi tacir ile tüccar ile halil aynı şahıstır. Biri bir aynı kopya. O zaman bedel kül minel kül olur. İnkesara kırıldı el kürsiyü sandalye. Sandalyenin kendisi böyle ortadan ikiye ayrıldı? Yo Ricluhu Rigid ayak demek. Ayağı kırıldı. Peki ayak sandalyenin kendisi mi? Onun bir parçası mı? Parçasıdır. O zaman bedel bazı olur. Kitabı okudum. Tamamını mı? Yok. sülü sehu. Üçte birini. Ha o zaman sen bedelsin. Nasıl bir bedel? Kitabın bizzat kendisiyle üçte bir aynı değildir. Onun bir parçası. O zaman bazı. El kitabe sülü se. İrab tutmuştur. Sondaki hu zamirdir. zamir yazılmasına aldanma. Değerleri de benzer şekilde diyelim. Temiz ve mümeyyiz diye bir konu var. Mümeyyiz açıklanan kelime sağdadır. Temiz açıklayıcı kelime soldadır. Temiz mümeyyize irap olarak tabidir demiyoruz. Temiz kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Mantık, mantığını anlamak için bir örneğe bakalım. İşterafi tufail ben satın aldım ne? Sundukan bir sandık satın aldım. Ne sandığı bu? Hediye sandığı, hazine sandığı vesaire. Yok diyor yani sandıktan maksat. Sandık derken bir portakal sandığı. Bir sandık portakal. Bir sandık domates değil. Bunun gibi ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Veya Ali diyor senin ne diyor? Ali hafıza bakımından kardeşinden kuvvetlidir. Ali gün Ali nedir? Ali müpteda. Ekva daha kuvvetlidir haber. Kimden? Menekhi senin kardeşinden kuvvetlidir. Hangi bakımdan kuvvetlidir? Zakiraten hafıza bakımından kuvvetlidir. Bak yönünü açısını izah ediyor. Burası senin için önemli. Melfuz. Merfuz mümeyyiz cümlede kendisiyle ağırlık, hacim, alan, sayı bu manalarda bir kelime görürsen bunların sonundaki kelimeye ne diyeceksin? Bizzat bu kelimelere da diyelim. Merfuz mümeyyiz diyeceksin. Bu manalar içermeyen bir kelime ise senin temyizin, mümeyyizin o zaman merfuz değil, melhuz olacaktır. Aradaki fark bu. Örnek: Şeribe elvedi kuben ku ben lebenen. Şeribe işte el çürük çorba ben bir bardak Çocuk bardan kendisini içebilir mi yani? Elbette içemez. Bir bardak ayran mı acaba? Su mu, şu mu, bu mu? Yok diyor süt. Yani su da dese yine temiz olurdu. Ayran dese yine temiz olur. Fark etmez. Bardaktan maksat ne yani? Bir bardak ne acaba? İçinde ne vardı? O kapalılığı gideren kelime temizdir. Bardan kendisi içilmez sonuçta. O gayet açık. Onu izah eden kelime temiz. Peki küben bardak bardakta belirli bir hacim hacmi var içinde bir şey var ya dolayısıyla e, ağırlık hacim alan sayı bunlardan biri olduğu için nedir mümeyyiz olarak adlandırılıyor i̇şte, selasyona sayı var o zaman nedir yine merfuzdur sayıların temizliğine geldik konu çok önemlidir e, aşağı yukarı her sınavda konusu işlenmiş ise her dalda her yerde karşınıza çıkar yani Diyanet İşleri Başkanları sınavına da girsen karşına çıkar fark etmez. Her yerde çıkacaktır. İştaraytu hamsete aklamin. Çeşitli örnekler var. Şu an bunun üzerinde durursam çok uzar. Biz bunu geniş geniş işledik zaten. teki de geldik. Lafzı tekit, lafzın tekrarı ile olur. Timsah timsah, Ali Ali, Veli Veli, E E, B B, La La, Ente Ente. Nedir bu? lafzi tekit yani lafzın tekrarıyla elde edilen tekit tekit pekiştirme bizim dilimizde de var. Manevi tekitten bahsedebilmek için şu kelimelerden en az birini kullanman lazım ki manevi olsun. Aşağıdakilerden hangisi manevi tekittir? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Örnek veriyorum. Üçü manevi de bir tanesi lafzi tekit içermektedir. Hangisi farklıdır diyebilir? Tekit bir de müekket var. Sağda müekket, solda tekit yani müekkit tekitleyici pekiştirici lafız vardır. Tekit müekkede uyumludur değil mi? İrab diye bir konu var. Nedir? İrab nedir? Kelimelerin cümle içerisinde son hareke veya harfin değişmesine değişmemesine mebni denir. Mebni donuk demek. Donuktan maksat ne? Herhangi bir amilden etkilenerek yazılışı değişmeyen kelimeye mebni diyoruz. Amilden etkilenerek irabı değişen kelime ise murep deniyor. Bunların birbirlerinin zıttı bunlar. Asli irab alametleri var. Asli raf alameti zamme. Asli nasb alameti Feta. Asli cer alameti kesre. Asli cezm alameti sukun. Bunlar asli orijinal. Bir de tali, fer'i, naib alametler var. Bunlar da burada yazılmış. İraptan ee, İrab'da mahal, yer, konum önemli bir konu bir ögü olabiliyorsa diyor. burada anlatılmış. Mahalli irab önemlidir okumanızı öneririm. Merfular diyor. Yani merfu yazılmış bir kelime görürsen o kelime ya müptedadır, haberdir, faildir, naibi faildir vesaire. Mensup bir kelimeyle karşılaşırsan o mefuldür veya inne ve benzerlerin ismidir, haldir vesaire. Mezun bir fiilde karşılaşırsan ki o sadece muzari fiil olabilir. Ece onu cezmeden vardır. Başka neden mezun olsun? İsimlere gelince musarif olan, musarif e, nedir? Estreyi ve tenbihini kabul eden kelimelere ediyoruz. Müfret tekil. Mükesser kırk asıl vezimden çıkmış. Düzenli değil. Bu şekildeki cemi. Musarif olan müfretler ve musarif olan cemi mükesserler. İkisi de musarif olacak. Bunların irabı nedir? Raffında zamme, naspında fetha, cerrinde esredir. Cemil Mühendis Salim. Bunlar geçti yani. Bu ünitenin başında da, bu ünitenin diyorum dersin evvelinde de değindik ona. ilk dakikalarda değinmiştik. Zamme, esre. Cemil Mühendis Salim asla fetha alamaz. Gayri Munsarif. Gayri Munsarif konusunu kitabınız çok özet geçmiştir. Soru sormaması ümit edilir, beklenir. Çünkü... Ee, güzelce böyle derinle dalarak anlatmamıştır. Ver mustarif nedir? Kelimenin temvin almaması ve cer alameti olarak esre almaması demektir. Cer alameti olarak esre yerine feta alması. Ver mustarifin irabı nedir? Rafı zamme, nasbı fetha, cerri de, cerri de fetha. Esre almaz. Ne zaman esre alır? Bu kelime muzafsa veya eliflamlı ise o zaman cer alameti olarak esre alabilir. Burada anlatmış bir takım bilgiler. Şöyle 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 ne diye. Beş isim. Beş ismin irabı neydi? Rafı vav ile nasfı elif ile cerri ya iledir. Ebu, eba, ebi. Ehu, eha, ehi. Gibi bu şekilde ezber yapmanız gerekir. Şartları da var elbette. Onları da hep işlemiş idik tesniye rafı elif nasbı da ceri de ya iledir. Kale er rasulani esse bitti mecrur. Bu çok yanlış oldu. Olmadı. Niye? Elif ile irap Niye esse ile almıyor? Tesniyenin iyada bir kere hareke değil ki harf ile. Dikkat. İrap çok önemlidir. Ertayet el lil ve Buradaki ya cer alameti. Tesellak eşşacara teyni. Buradaki ya nasb alameti ya nasb alamet olarak da cer alamet olarak da değerlendirilebilir. O ya'yı oraya verdiren onun etkeni nedir? Ona bakman gerekir. Cümle müzekker Salim rafu vav nasb ceri ya ile olmaktadır. Böyle devam ediyor burada. Bırakıyorum. Konu mebnilere geldi. Mebni nedir? Bu kere dedi ki demedik sizinle de demedik daha önceki video demiştik. Harflerin tamamı mebni evet. Mazinin tamamı mebni. Emr hazırın tamamı mebni. Muzari muzari irabına değindim zaten. Şu şu durumlarda mebni. Onun dışında mureptir. Bir kelimenin mebni olduğunu bilmek yetmez. Ne üzere mebni? Daha mazi fiil mebni deyip geçmen eksik olur. Fetha üzere mebni. El müjdim mebni değil. Zammeyle merfu. Fi harfi cerdir. Sukun üzere mevni. Mazin irabı verilmiş. Mazi fiilde neye bakman lazım? Lami fiilin hareketine bakacaksın. Ne görüyorsan onun üzerine mebnidir. Genel kaide bu. Elbette ayrıntısı vardır. Ayrıntısına sizin kitabınız zaten değinmemiştir. Vehebe fetha üzere. Vehebe, vehebet fetha üzere. Vehebete sukun üzere. Lame fiili bağdır burada. Bağın hareketini gör. Ne görüyorsan onun üzerine mebnidir. Uzun uzun ezberleme. Sukun üzere mebni. Çünkü la mefili bağdır. Bağında sukun gördüm. Bitti. Bağda feta. Feta üzere mebni. Emri hazır. Yazmış zaten ne üzere mebni olduğunu. İsimlerde de mebni olanlar var. olmayan. Hü ve zamir. Hü ve feta üzere mebni. Lafzan öyle. Mahallen mefu müpteda konuyu burada tamamladım bir sonraki üniteye baktım mebni isimler arız mebniler devam diyor mebni deyince aklıma burası geldi şu pdf isimini paylaşabiliriz paylaştık zaten sizlere vermiş idik mebni kelime nedir mebni nedir ma kâne hareketühü ve sükûnühü la bi Harekesi de sukunu da amil ile tayin edilmemiş. Amile dair olarak verilmemiş olandır. Kısa ve güzel bir tanım. Mebni asıl var. Asli mebniler. Harf, mazi, emri hazır ve cümleler mebnidir. Asır kısmındandır. Bir de mebni arız var. Kendi içerisinde lazım ve gayrı lazımlar kişiye ayrılır. Lazım olanlar zamirler, isim işaretler, isim mevsuller gayr lazımda ne vardır? Mahkut an izafeti e menviyen fihi el muzaf ileyh. Muzaf ileyhinin varlığına niyet edilerek izafetten e kesilmiş olan kablu, ba'du gibi lafızlar. Zaf var yani. El münâda el müfret al alem. Müfret alem münadalar. Bir de ne var? İsmu la, la'nın ismi. Öyle ki bu. Linefil cinsi. Müfreden. Müfret olduğu halde cinsin nefeden la'nın ismi. Başka? Muzari fiil diyor. El mudari ve el mutasrı müennes el nunu tekit. Cemil müennes nunu ve tekit nunu bitişen muzariler de bu grupta yer almaktadır. Yani konu niye cinsin nefeden la'ya gelmiş? Çünkü mebnilerden birisi de odur. Lan kendisini kastetmedim. İsmi diyor bak. İsmi. Lan kendisi zaten mebni. Harf ya. Harfler zaten mebnidir. Fi harfi cerri mebni. Ba harfi cer hani S ile yazılır. E, o zaman kesre üzeri mebni. Lam harfi ceri kesre üzere. Lam harfi fetha ile da yazılır. Le kum bi di nu diyor ya. Le kum. Lam ile da yazılabilir. O zaman da fetha üzere mevni. Değişir değil yani. Değişmez. Amile bağlı olarak değişmez. Burada çeşitli şartlar yazmış. Şöyle 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 demiş. Ee, burada ne yapıyor? Bakalım. Müfret diyor mesela. Müfret kelimesinden ne anlıyor? Bir yerde müfret lafzını duyduğunda iyi anlaman lazım. Düşünmen lazım. Envâ'ül müfredî. Müfredin nevileri Neler onlar? El-müfret, müfret lafzı. Nerede ama? Fi bâbil-i İrab bahsinde. Nedir o? Kelimenin tesniye ve cemi olmaması kastedilir. İrab bahsinde ve sarf bahsinde. zeyt adamın bir Özel isim bu. Rajul, adamın biri. Mescid. Ee, müfret, haber bahsinde. Müfteda, haber konusu ise. E, haberden bahsedilir, haber için müfret lapsı kullanıyorsa ne kastedilmiştir? Onun cümle ve şibih cümle olmaması kastedilmiştir. Tesniye de olsa, de olsa ona yine de müfret derler. Nedir kastedilen? Cümle değil yani, şibih cümle de değil. Onun dışındaki bir yapıdır, ona o yüzden müfret dedik. Bir de cinsini nefreden la var, ayrıca münada bahsi var. Oralarda müfret ne manada kullanılır? Müfret yani kelime muzaf değil, kelime şibi muzaf da değil demektir. Bu zaman sen bir yerde müfret kelimesini gördün de direkt tekillik olarak algılamaman gerekiyor. Belki tekillik, belki az önce bahsettiğim şeyler. Düşünmen lazım. Konu ne acaba? Hangi konu bağlamında söyleniyor diye düşünmek gerekiyor. Bazı zarflar var demiş. Böyle devam ediyor. Burada bırakıyorum. 40 dakikada tamamını özetlemeye çalıştım. Bildiğiniz üzere biz bu 15 üniteyi oldukça geniş bir şekilde izah etmeye çalıştık. Canlı yayında işledik. Çeşitli pdf'ler hazırladık. Bu sadece özet idi.